Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda konuğumuz iPhone 12 mini uzun kullanım. Şimdi madem bir uzun kullanım videosu çekiyoruz arkadaşlar, direkt olarak olaya başlamak istiyorum. Bunun kamerası çatladı. Yani bu iPhone 12 mini'ye mi özel, yoksa daha önce kullandığım iPhone'lara mı özel, yani bana mı özel, bu kısmını bilmiyorum. Çünkü bendeki iPhone 10S'te, 11'de ve devamında gelen 12'de de aynı kamera aynı yerinden çatladı. Hemen alttaki kamera çekmeye çalıştık ama görünüyor mu bilmiyorum. Zarar da şu oluyor arkadaşlar, dışarıdan bir fotoğraf çekmeye çalıştığınız zaman ışık böyle kırılarak giriyor. Ha, burası nasıl kırıldı hiçbir fikrim yok ama sonuç olarak böyle bir durumla karşılaştım. Şimdi devam edelim. Telefon fiyatına oranladığımız zaman neden bence alınabilecek en iyi telefon? En önemli detay, kullanmak istediğiniz telefon küçük bir telefonsa iPhone 12 mini'yi rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Yani temel kıstas bence bu olmalı. Tabi biliyorum, normalde hani bu akıllı telefonlarla ilgili olan furya, işte kocaman devasa ekranlar, cebime koyduğum zaman cebim na böyle kocaman görünsün falan filan şeklinde gidiyor. Ama içerisinde benim de dahil olduğum bir azınlık var arkadaşlar. Bu azınlık cep telefonlarını küçük kullanmak istiyor. Uzun lafın kısası, içeriğin daha başında söyleyeyim, hem küçük hem de güçlü bir cihaz istiyorsanız iPhone 12 mini'yi rahatlıkla tercih edebilirsiniz. En önemli dezavantajımız, telefonumuz küçük olduğu için bataryası biraz az gidiyor. Yani biraz değil, bayağı bir az gidiyor. Yaklaşık 2227 mAh'lik bir değere sahip olan bu batarya ile yoğun kullanımda, ki ben yoğun kullanıcı kategorisinde rahatlıkla girebilirim, telefonu günde en az 2 kere şarj etmeniz gerekiyor. Ve bunun çeşitli nedenleri var. İşte telefon küçük falan filan ama içerisindeki işlemci A14 Bionic, iPhone 12 Pro'da olan işlemci falan filan hesaplar dahil edildiği zaman batarya bayağı az gidiyor. Yani bir günü çıkarıyor mu? Vallahi arkadaşlar, işin açıkçası benim kullanım oranıma göre çıkarmıyor. Ha, şöyle bir durum var. Telefonu hiç ellemezsiniz. Sadece ale ale dersiniz. O zaman bir günü rahatlıkla çıkarır. E peki ben neden iPhone 12 mini aldım? Arkadaşlar, küçük diye aldım. Küçük. Ben küçük telefon seviyorum. Yani bir elimde anahtar, bir elimde çocuk, böyle bir sürü torba tömbelek bile olsa telefonu tek elle kullanabiliyorum. Benim için bu çok önemli bir kıstas. Bunun dışında hani çok da söyledim, şarj ciddi bir problem ama hani benim hayatımda, sizin böyle değilse lütfen tercih etmeyin, fakat benim böyle. Yani şarj aletlerine çok uzak değilim. Yani ya arabadayım, ya ofisteyim, ya evdeyim. Ofiste zaten kablomuz var, şarj edebiliyoruz. Arabada da şarj edebiliyoruz. Evde zaten şarj edebiliyoruz. Yani aman Allah'ım, telefonumun pili bitti, telefonsuz kaldım gibi durumu ben yaşamadım. Sizin derdiniz şeydir arkadaşlar, ben telefonu şarja takayım ondan sonra at gibi kullanayım bütün gün diyorsanız, ya yani o telefon iPhone 12 mini olmaz. Yani bu da bir hayvan olur ama bir attan çok böyle bir, yani at ya hız anlamında olur da güç anlamında olmaz. Hayvanı bulamadım şimdi. Gelelim bir diğer noktaya. Yani diğer iPhone modelleriyle kıyasladığımız zaman iPhone 12 mini'yi tercih etmek mantıklı mı? Şimdi iPhone 12 mini'nin fiyat baremini bu videonun çekildiği tarih itibariyle 8 Plus vesaire vesaire bulabiliyorsunuz. Ama şunu hemen söyleyeyim. 8 Plus'ın ekran büyüklüğü iPhone 12 mini ile aynı. Hatta bildiğim kadarıyla iPhone 12 mini ondan bir tık daha büyük. Bir de diğer modellerle RAM'leri farklı arkadaşlar. 12 Pro'da ve 12'de 6 GB'lik RAM takılırken 12 mini'de 4 GB'lık bir RAM söz konusu. Bu kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşatıyor mu? Bana hiçbir durumda yaşatmadı. Yani aman Allah'ım, RAM'im 6 GB olsun, çok daha hızlı olsun gibi tribe hiç girmedi. Ayrıca bütün modellerde A14 Bionic işlemci kullanılıyor. Hatta 3 modelinde frekansı 3 GHz. Tabii ki de ekranlar farklı arkadaşlar. Atıyorum iPhone 12 Pro Max'in ekranı 6.7 inç, 6.1 inç iPhone 12 Pro var. Bunları hesaba kattığınız zaman ekran küçük. Ekran gövde oranı anlamında ise diğerlerinden daha düşük kalıyor arkadaşlar. iPhone 12 Pro modellerinde oran %86'ya kadar çıkarken iPhone 12 mini'de bu oran %81 civarlarında geçiyor. Hani %5'lik fark sizi çok rahatsız ederse yine tercih etmeyin ama dediğim gibi gerçekten gündelik telefon kullanımında bu tarz ayrıntılara en az dikkat eden insanlardan bir tanesi. Şimdi işte batarya dedik, ekran boyutu falan filan dedik. Şimdi gelelim isterseniz sadede bu telefon ısınıyor mu? Gelin bakalım, bir oyun testine alalım. Ne kadar ısınıyor ve ne kadar şarjı gidecek?
Şimdi arkadaşlar oyun testimizi yaptık. Değerleri ekranda gördünüz. Geldik iPhone 12 mini'nin kamerasına. Yine işin açıkçası ben çok fazla telefonda kamera kullanan bir insan değilim. Ama şöyle bir avantajım var. Elime sayısız oranda telefon geçti. Yani bir sürü telefonun kamerasını gördüm, deneyimledim. Tüm bunları hesaba katacak olursak eğer hem küçük hem de kamerası güçlü diğer işte Android'deki amiral gemilerine veya Apple'ın kendi grubundaki güçlü cihazlarına yakın bir kamera performansı niyetiniz varsa ve telefonu alma amacınız sadece kamera ise çekinmeden iPhone 12 mini'yi alabilirsiniz. Kamerası gayet yeterli. Ha lidar sensöre ihtiyacın vardır. 3 boyutlu bir şeyler yapıyorsundur. O zaman zaten pro modellere çıkman gerekiyor. Kamerasında gece modudur bilmem nedir onlar var arkadaşlar. Bunlar standart olarak geliyor. Bir standart dışı durum var. O da ön kamerasında gece modu yok. Pro modellerinde ön kamerada gece modu var. Önemli mi? Ya bu bir tık önemli ya. İnsan hani gece karanlıkta selfie çekmeyi seviyorsanız o gece modu gerçekten güzel bir şey. Telefonu sabit tutabilirsiniz. Cihazın üzerindeki kameraların hepsi 12 megapiksel, öndekinin f-değeri 2.2, arkadakilerin ise ultra geniş açılı olanın 1.6, geniş açılı olan ise f2.4 diyafram değerine sahip. Ya bu kararı size bırakıyorum arkadaşlar. Arka planda zaten fotoğraflar, videolar dönüyor. Gelin gelelim artık final bölümüne. Söylemiş olduğum gibi telefonu kullanırken bu zamana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ne güç anlamında, ne performans anlamında, ne de kamera anlamında. Ama videonun en başında da söylemiş olduğum gibi telefon gerçekten küçük bir telefon. Ve küçük telefon kullanmayı seviyorsanız, ya ben küçük ekranda da dizi izlerim, film izlerim, oyun oynarım diyorsanız bence çekinmeden cebinizdeki paranın hakkını verebilecek piyasadaki en iyi cihazlardan bir tanesi. Ha büyük telefon seviyorum diyorsanız zaten mini'ye hiç bulaşmayın. Çok pişman olursunuz. Bendeki iPhone 12 mini 64 GB arkadaşlar. Yine çok fazla telefon belleğini kullanan bir insan değilim. Fiyatı da 8600, 8400, 8800 baremlerinde değişiyor. Pahalı mı? Yani bir tık pahalı ama pahalılığının farklı nedenleri var sizin de. Bildiğiniz üzere yani bütün yani ülkemizdeki bütün teknolojik ürünler bence pahalı. Ama piyasadaki fiyat baremlerine bakıldığı zaman iOS bir cihaz kullanmak, küçük ve güçlü bir cihaz kullanmak istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Ama büyük ekran, Snapdragon 800 bilmem kaç RAM'i 16 GB olsun diyorsanız zaten iOS'ten çıkmanız gerekiyor. Android cihazlara yönelmeniz lazım. Yani kağıt üstünde bu fiyata Android'de çok daha güçlü telefonlar var. Ama ömrü o kadar uzun mu? Bu derin bir tartışma. Ama şunu da hesaba katalım. 2015 yılında çıkan iPhone 6s iOS 14 güncellemesini bile aldı. Ha Apple bunu yapıyor. Telefonu yavaşlatıyor. Telefon ağır aksak çalışıyor falan filan. Bunlar ayrı tartışma konuları. Ama finalde aldı. Yani iPhone 6s'ler hala kullanılabilir. Buna göre hesabınızı, kitabınızı siz yaparsınız arkadaşlar diyorum ve iPhone 12 mini uzun kullanım videomun sonuna geliyorum. Sizler de bu videomu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Farklı bir görüşünüz varsa lütfen yorumlar bölümünden belirtin ve hepinize çağrımdır küçük telefon kullanalım. Telefonlarımızı küçültelim. Bay bay.